İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan mide bulandıran olayı ekranlarınıza taşımıştık önceki gün. Duyarlı vatandaşlar 4 yaşında bir kız çocuğunu istismardan kurtarmış sapığı da yakalayıp polise teslim etmişti. O olayın kahramanları Şov Haber'e konuştu. Ne yapıyorsun çocuğa? Ne yapıyorsun çocuğa? Arkadan çığlıklar duyduk, bir çocuk sesleri duyduk. 4 yaşındaki bir çocuğu istismar ederken suçüstü yakalandı. Utanmadan bir şey yapmadım dedi. Ne yapıyorsun çocuğa? Ne yapıyorsun çocuğa? Mide bulandıran olay geçtiğimiz Perşembe günü Karaköy'de yaşanmıştı. Şov Haber o kan donduran olayın çarpıcı görüntülerine ulaştı. Çocuğun yanında kal. Gel lan buraya. Zanlı kaçmaya başladı. İşte Allah'tan caddeye kaçtı. Müzisyen Reha Hendem çekim için senarist yönetmen arkadaşlarıyla beraber Karaköy'deydi. Bir anda küçük bir çocuğun çığlığını duydular ve belki de hayatlarının en kötü manzarasıyla karşı karşıya kaldılar. Hayır çocuğa tecavüz edeceğim. Seni var ya. Ve kendi cep telefonumla zaten bir şeyler çekmeye başladım. İyi ki de çekmişim. Reha Hendem ve arkadaşları iddiaya göre o sesi duyduklarında bu sokağın başındaydı ve bir anda buraya doğru yöneldiler. O acı çığlıklara doğru yöneldiler ve karşılarında o adam ve 4 yaşındaki yine iddiaya göre cinsel istismarda bulunduğu çocuğu gördüler. Tam anlamıyla suçüstü yaptılar. Adam bir anda panikledi ve elindeki kağıt arabasıyla kaybolmaya çalıştı, kaçmaya çalıştı ama onlar o adamın peşini bırakmadı. Kovalamaca dakikalarca sürdü. Çocuk çocuğun yanında kal, çocuğun yanında kal. Karaköy. Klip çekimi için geldikleri Karaköy'de yaşadıkları bu hareketli anları da kaydettiler. Bu görüntüler sayesinde davanın da seyrini değiştirdiler. Arkamda görmüş olduğunuz bu sokağa işte nasıl fotoğraf güzel veririm, çekilirim diye bir keşif esnasında tesadüfen önden geçiyorduk. Belki de hayat boyu unutamayacağınız bir tabloyla karşı karşıya kaldınız. Aynen öyle oldu. Çocuk fırladı önce, benim yanıma geldi. Karşı caddeden 3-4 kişi de vardı, onlara haber verdik. Onlar yakalayın diye biz de koşuyorduk tabii o sırada. Kovalamaca bir süre Karaköy'ün bu ara sokaklarında devam etti. Çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Ozanlı yolun karşısına geçerek kaçmak istedi ama tam şu ara sokağa girdiğinde burada bulunan diğer vatandaşlar da devreye girdi ve o sapık o noktada etkisiz hale getirildi. Öfkeli kalabalık o sapığı tuttu. Olay yerine polis çağrıldı. O sırada talihsiz çocuğa da yine onlar sahip çıktı. Tamam anneciğim ağlama, ağlama kuzum, ağlama, ağlama bir tane, tamam. İstismar suçundan iki sabıkası olan ve cezaevinden yeni çıkan sapık yeniden tutuklandı. İstismar mağduru çocuksa Reha Hendem, Yasemin, Kurttekin ve Kadir Yücel'in bu duyarlı davranışı sonucu devlet korumasına alındı. O çocuklar ve kardeşleri alındı ve şu an devlet güvencesindeler. Ağlama bir tane, tamam, tamam.